İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımız devam edecek çünkü çok kıymetli de bir konuğum var. Daha fazla bekletmek istemedim. Türk bayrağını iki defa Dünya Kickbox Şampiyonası'nda dalgalandırmış çok önemli bir sporcumuz kendisi. Bu defa ilk kez kafes dövüş sporu olarak benim tanımlayabileceğim Bellator'da bizi temsil edecek. Dünya şampiyonlukları almış bir isim. 23 Kasım'da Londra'daki maça hazırlanıyor. Tabii ki kampta aslında. Onu böyle ufacık kaçırdık. EkoTürk ekranlarına hoş geldin Sabriye Şengül. Hoş bulduk. Ne güzel seni böyle ağırlamak. Çünkü biliyoruz muazzam bir tempo, muazzam bir çalışma içerisindesin. Hazırlık. Evet. Çok az vakit kaldı. 23 Kasım değil mi Londra karşılaşma? Evet. Biraz maçı dinleyelim öncelikle senden. 23 Kasım'da Londra'da tam olarak nasıl bir karşılaşma? Senin disiplininden, ana disiplininden biraz daha farklı bir şeye ama çok daha zor bir şeye talip olduğunu ben biliyorum. Biraz anlat lütfen izleyicilerimize. Şimdi ve sevenlerine, hayranlarına. Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. İlk kez bir ekonomi programına katıldım. Evet, gerçekten. Evet. İlk defa bir ekonomi yayını da tahmin ediyorum. Senin gibi bir sporcuyu ağırladı diye düşünüyorum. İlk kez mi sporcu ağırlıyorsun? Vallahi sporcu gelmiş midir EkoTürk ekranlarına? Doğrusu bilmiyorum. 2,5 ay oldu. Sen çıktın mı mesela başka bir ekonomi kanalına? Zannediyorum çıkmamışsındır. İlk kez çıkıyorum. Çok önemli benzerliklerim var aslında. Onlara da değineceğiz Sabriye. Çünkü başarının aslında temel anahtarları var. Yani seni burada ağırlamak çok böyle ezber bozmak anlamına da gelmiyor. Başarılı bir iş insanının, yatırımcının da aslında başarılı bir dünya şampiyonu bir sporcunun da aslında geçtiği noktalar biraz aynı. Biraz onları biraz çıkaralım ortaya seninle. Baştan mı anlatayım nasıl başladığımla yoksa onu soracağım ben. Sana şu Londra'daki maçı yok ben seni biraz burada reklamlardan sonra da biraz burada kalmanı isteyeceğim. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Vermeden önce biraz şu Londra'daki maçı anlat. Neye hazırlanıyorsun orada? Ne kadar önemli bir karşılaşma bu? Londra'daki karşılaşma bu organizasyon Bellator dünyanın en iyi dövüşçülerin olduğu yer, yer organizasyon. Yani en iyileri burada dövüşüyor. Bellator ne Sabriye Şengül? Bilmeyenlere söyle nedir bu? Bir karma dövüş tekniği. Evet evet. Bellator hem kickbox hem MMA organizasyonlarının olduğu bir yer. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi. UFC de var. Kafa kafaya gidiyor bunlar. UFC'yi yazılışı bilmiyorum duydunuz mu? UFC diye evet. Yazılır. Yani dünyanın en büyük dövüş organizasyonlarından ikisi bu ikisi. Ama ben birinde Bellator'da dövüşüyorum. Ve burada Türk kadını olarak ilk kez Türkiye'de hazırlanıp giden kadın da benim. Türkiye'den başka senin dışında Bellator dövüşçüsü olan başka bir kadın sporcumuz olmamış. Hayır. Yani Türkiye'de yetişip ben duymadım bu zamana kadar. İlk benim MMA kafese gireceğim. Kafes dövüşü de MMA dövüşü de karma dövüşün olduğu bir yer. Yani kickbox, boks yani bütün her şeyin sporun karma olduğu. Zirvesi, dövüş sporun evet, zirvesi diyebilir miyiz evet, buna? Evet, karate, kickbox yani karma şey bir dövüş oluyor. Evet, MMA'nin kafes sen dövüşü. Sen zaten çok multidisipliner de bir sporcusun değil mi? Hem kickbox hem boksörlüğün var evet, değil evet. mi? Sen aslında hani... Temelim bokstan gelme benim. Amatör hayatım Trabzon Belediyesi'nde yetiştim. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü'nün transferi oldu. Trabzonlusun değil mi bu arada? Evet, evet orada yaşıyorum. Peki, selam gönder istersen burada. Aile nerede bu arada? Trabzon'da yaşıyorum nereden? Karma dövüşün olduğu bir yer. Gerçekten MMA çok zor. Belli bir kurallar çerçevesinde bu dövüşü orada yapıyorsun. Ve hiçbir koruma, kask herhangi bir hiçbir şey aman yok. Aman Allah. Artık zaten... Biraz görsel de verebilir miyiz şöyle sevgili Fatih? Çünkü Sabriye bir yandan da çok sağlam çalışıyor. Çok acayip bir... Bir kere tabii. Kafesin içinde olmak psikolojik açıdan bambaşka bir şey olsa yok, gerek. Yok kafesin kapısı kilitlendi yan. Acayip heyecan verici. Şimdi de psikoloji yönetimi başlıyor herhalde değil mi orada? Evet, çok zor. Gerçekten. Kolay gelsin. Nasıl başladın? Biraz hikayeyi anlatalım. Senin görsellerini de izliyoruz şu şimdi an itibariyle. Şimdi benim MMA'ye başlama şeyim Bellator eskiden daha çok kickbox maçları yer veriyordu. Ama beni daha çık ringlerde, daha sık ringlerde görmek istediği için MMA'ye geçiş yapmamı istedi. Çünkü kickbox maçları çok fazla düzenlemiyorlar. Ben ilk MMA'ye geçiş sözünü Bellator kickbox kemerini aldıktan sonra geçeceğimi söyledim. Çünkü organizasyonda ayrı MMA, ayrı kickbox oluyor. Ama kickbox şampiyonu olduktan sonra Bellator'da ondan sonra geçiş yapacağımı söylemiştim. Ve bu karşılaşmada 23 Kasım'da çıkacağım rakibim de Bellator kickbox şampiyonu. Biz onunla normalde kickbox kemer maçı yapacaktık. Benimle yapmak istemedi. MMA'ye davet etmek istedi. Ve benim, senin branşında senin karşına çıkmak yerine kendi... Kickbox,
profesyonel olduğu, daha hazırlıklı olduğu alana seni... Daha iyi bildiği. Yani MMA'de mesela güreşte olduğu için onu da bildiği yere beni çekmek istedi. Çünkü ben güreş bilgim yok. Sadece kickboks biliyorum. Hı-hı. Bir ay içinde de, bu kamp döneminde de güreşi öğrendim. Yani hayır diyebilirdin değil mi? Hayır diyebilirdim. Neden demedin? Ben Türk kadınıyım. Peki. Sabriye Şengül diyor ki aynı zamanda ben bir Türk kadınıyım. Ben de geri vites olmaz. Aynen öyle. O yüzden... Çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Sonra senin biraz bu hikayeni dinlemek istiyorum ben. Birkaç dakika sonra yeniden stüdyodayız. Kickboks'ta Türk bayrağını iki defa dalgalandırmış 23 Kasım'da da çok büyük bir müsabakada Bellator müsabakasında Türkiye'yi temsil edecek olan ilk kadın sporcumuz olan Sabriye Şengül stüdyomuzda biraz Londra'daki maç hakkında bilgi aldık. Ben bu nokta itibariyle biraz Sabriye, bu başarıya, bu noktaya nasıl geldin? Biraz izleyicilerimize rol model olması açısından, çünkü bizi takip eden gençler de var, iş insanları da var aslında. Sen de böyle benzer süreçlerden ilerliyorsun başarıya giderken. Biraz bize geçmişi anlat. Başlangıç noktana bir gidelim. Trabzonlu bir küçük bir çocuk diyelim karşımızdaki. Küçükken, evet. Çocukluğumdan beri ben Muhammed Ali'nin maçlarını çok seviyorum. Yani Muhammed Ali'nin kendisini çok seviyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Evet. Huzur içinde yatsın. Çok severek izlediğim bir dövüşçüydü. Aile onu hep örnek aldım. Yani yok, ailemde spor, dövüş sporu yok. Yapan yok. Gayet. İçinde olan bir şey bu yani. Evet, evet. Rüyamda bir gün boks yaptığımı görüyorum ve aynı antrenörüm görüyorum. Trabzon Belediyesi'nde. Aynı hocamı görüyorum. Ablama rüyamı anlatıyorum. O zamanlar... Yani 9-10 sene önce böyle dövüş sporu yapan çok fazla bayan yoktu. Boks sporu yapan bayan yoktu. İlgilenen yoktu. Hı-hı. Ablam karşı çıktı. Sonra ben bir büyüğüm vardı. Ona rüyamı anlattım. Rüyalar insanı yönlendirdiğini söyledi. Sonra gittim. Kulübe yazıldım. Kayıt oldum. 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Bir insan severek bir işi yaptığı zaman gerçekten başarılı oluyor. Her şeyin temelinde... Severek, isteyerek, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışıyorum ben. Çok fazla sosyal yaşantım yok ama... Bir bedeli ayırmam var gerek. Yani değil mi, evet. Geldiği noktanın? Mutlaka bedeli, bir bedeli çok var. Çalışmak, çok istemek ve yetenek de olduğunu düşünüyorum biraz. Bazı yeteneklerim de var. 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum, sonra uluslararası şampiyonluklar, boksta milli sporcu oldum. Daha sonra... Kickboksa merak saldım. Boks yetmedi. Kickboksa başladım. Sonra orada profesyonel maçlara çıkmaya başladım. Çünkü amatörde ben Fenerbahçe Kulübü'nün maaşlı sporcusuydum ama amatörde çok fazla sponsor desteği alamıyorsun. Çünkü çok iyi beslenmen gerekiyor. Dışarıdan takviye alman gerekiyor. Çünkü yemekte, besinde yani ne kadar yersen yeterli olmuyor. Çok tabii, fazla ağır antrenmanlar yaptığın için. Evet. O yüzden dışarıdan takviye de alman gerekiyor ve bunun için sponsorlar gerekiyor. Amatörde de çok bulamadığım için profesyonel geçiş yaptım. Profesyonelde çünkü, nasıl bir ortam var bizde? Yani yeterince dünya çapında bir destek, altyapı, hazırlık aldığını düşünüyor musun? Yoksa her şey yine de sporcunun kendi içindeki o yatan o başarısına, azmine ve yeteneğine mi dayanıyor? Manevi açıdan çok fazla destek alıyorum. Heh, ama tabii tamam. Maddi açıdan çok fazla destek yok. Rakiplerinle kıyasla, dünyadaki rakiplerinle. Dünyada benim dövüştüğüm kızların, maç yaptığım kişilerin yurt dışında... Oranın diyelim New York şampiyonu oluyor. Yani sponsorlar akın ediyor. Yani daha çok ilgi var ama bizim Türkiye'de burada böyle bir ortam yok. Dövüş sporuna hele ki bayanlarda çok fazla bir destek göremiyoruz. Biraz bunun sebebini bilemiyorum. Ne? Yani biraz tabii şimdi sebebini bilemiyorum. Yani senin nasıl adına, görüyorlar dışarıdan? Şimdi tabii haksız bir durum var Türkiye'de baktığımız zaman. Biz seni bir reality show olan Survivor'la tanıyan da bir sürü insan var. Kendi iki madalya getirmiş olmana rağmen Türkiye'de, değil mi? Survivor Sabriye diye. Her ne kadar Survivor'da, parkurda çok başarılı olamasam da ama kendi mesleğimde başarılıyım. Herkesin iyi olduğu bir yer var. Adı hayatım güzel geçti. Şimdi, bazıları onunla kıyaslıyor.
Şimdi baktığın zaman sıradan bir futbolcu bile belli bir takımda oynuyorsa tüm Türkiye tarafından tanınırken dünya şampiyonu olmuş, futbol dışı müsabakalara katılan kadın olsun erkek olsun sporcularımız hak ettikleri ilgiyi, alakayı göremiyor. Evet, evet. Değil mi? Sadece bunu bir ortaya futbol koymak gerekiyor. Türkiye'de sadece futbola ilgi var. Büyük ilgi var, destek var. Bunun sebebini bilemiyorum. Evet, hem yani devlet ben, tarafından desteğe hem de özel sektör tarafından devlet, çok büyük bir sponsorluk desteğine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Oysa siz hazırlanırken, kamp sürecinde, gittikten sonra. Devlet tarafından destek görüyorum, sağ olsunlar. Bakanımız Süleyman Soylu, sevgilerimi iletiyorum. O büyük destek veriyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü büyük destek veriyor. Onlardan destek görüyorsun. Benim hani şu şey anlamında yani... Belli sponsor, bu sadece benim açımdan değil, dövüş sporu yapan bayan ve erkek arkadaşlarımız tabii, da var. Yani bunlara çok fazla destek olmuyor. Bence bunun sebebi hani dövüş sporu böyle agresif, yani şiddet içeren düşündükleri için olabilir mi sizde? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Genel anlamda futbolun dışında kalan tüm spor dalları aşağı yukarı benzer sıkıntıyı yaşıyorlar diye görüyoruz biz açıkçası. Bu tarafta olanlar biz öyle görüyoruz. Ve şu var, dövüş sporu yapan kişilere çok kötü bakıyorlar. Mesela bizim, benim çalıştığım yerde sporcular var. MMA yani bu güreşin ve hepsini karma yaptığın. Erkeklerimiz o kadar kibar ki, şöyle bir örnek vereyim. Bir sporcu var salonunda çalışan. Abla diyor, ben diyor dövüş sporuna başlamadan önce diyor buraya sigara ve alkol içiyordum diyor. Ama diyor başladım diyor. Sigara ve alkol içmiyorum diyor. O parayı diyor spor salonuna veriyorum diyor. Bütün hayatını değiştirmiş çocuğun aslında, evet, değil mi? Evet yani. Ve o kadar kibarlar ki yani MMA yapıyorsun ve dövüş sporunun en tehlikelisi. Yani o kadar sana karşı kibarlar, efendiler ama ringe bir bakıyorsun ringde çok sertler. İçinden bir canavar çıkıyor. Evet. Demek ama bakıyorsun. İş başka ya da spor başka değil mi? İnsanın karakteri bambaşka. Herhangi bir çağrışım yapmamalı, bir çıkarsama yapmamalıyız karşımızdaki. Evet, evet. Bir dövüş sporu yapan bir kadın olmak nasıl bir şey? Ne yaşıyorsun? Hem de bu kadar güzel dövüş bir kadın olmak. Kendime daha çok özgüven veriyor. Yani daha sağlam hissediyorsun kendini. Hiçbir şeyden korkmuyorsun. Yıllardır çünkü dövüş sporunu yapıyorum. Yani kendimle gurur duyuyorum. Böyle amiyane tabirle bulaşmaya çalışanlar oluyor mu? Asla, böyle bir şeyler oluyor mu? Böyle bir takım böyle hani... Her ne kadar agresif olsam da asla sokakta ve dışarıda şiddete, kavgaya karşıyım. Asla kavga etmedim. Çok önemli mesajlar bunlar. Asla. Kavga gördüğüm zaman, hele ki bir bayana saldıran olduğu zaman, karı koca arasında bazen sıkıntılar oluyor ve dışarı taşıyor bu. Her zaman girmişimdir, bayanı korumuşumdur. Asla, yani zorunlu bir sebep olursa girerim diyorsunuz. Yine o da kadından yana yani. Girmemeye çalışın. Ha, kendim açımdan eğer kavga pozisyonuna girmemeye çalışıyorum. Çünkü kendimi hem sakatlamaktan ve sevmiyorum o tür şeyi. Yani ring dışı kavgaya, şiddete karşıyım. Ama dışarıda herhangi bir olay gördüğüm zaman özellikle bayanlara girdiğim çok olmuştur. Orada pozitif ayrımcıyım diyorsun ya. Polislikle olmuşumdur. Yani enteresan. Dinlemek çok lazım. Keşke zaman olsa neler neler yaşadın ama her şeyden önce ringde alasını ortaya koyarım diyorsun. Koyacaksın da mutlaka. Çünkü gerçekten de her anlamda hem iş hayatında hem kafaya koyduğumuz her anlamda zorluklardan geri vites atmamak herhalde başarının en temel faktörlerinden biri. Biraz sormak istiyorum ben de. Zaten 23 Kasım'da önemli bir organizasyon, önemli bir müsabaka. Nasıl çok hazırlanıyorsun? Güzel. Hem psikolojik hem fiziksel değil mi senin hazırlığın? Yani biraz o konuları da aç bize. Rakibin zayıf noktalarını tespit etmek, onlara evet fiziksel hazırlık, psikolojik hazırlık değil mi? Bir sürü biraz ama düşüyordum ben. Seni kaldırmak lazım aslında çünkü gerçekten müthiş bir güzellik var burada. Güzel bir kadın aynı zamanda. Şöyle bir gösterelim. Efendim. Bu arada burada da tamamlayabiliriz. Şöyle geç lütfen. Ahu Hanım. Evet, Sabriye Şengül'ü takdimimizdir. Değerli izleyenlerimiz gördüğünüz gibi bir dövüş sporcusu olmasına rağmen aynı zamanda bir kadın fiziğini, kimliğini de yitirmemiş, kaybetmemiş. Gördüğümüz kadarıyla kadın dostu aynı zamanda. Herhangi bir kadına yönelik şiddet olursa işte sadece orada devreye girerim diyor. Şahane görünüyorsun smokininle Sabriye. Size ve değerli eşinize Süleyman Bey'e çok teşekkür ne ederim. Demek bana erkek giyimci olmamıza rağmen sevgili Sabriye ile dostluğumuz var. Dolayısıyla biz onu Londra'ya böyle bir temsille göndermek istedik.
Bir de kırmızısını yapacağız sana. Evet, evet. Biraz rakibe nasıl hazırlanıyorsun? Şimdi şu fiziği görünce de incecik bir kadın. Allah Allah ya şimdi. Yerine göre. Smokinin altından da kaslar çok görünmüyor ama çok da kaslısın. Değil mi? Aslında çok fazla kası sevmiyorum ama insan hani çalıştıkça kas oluyor. Çünkü aha, fazla kas yoruyor insanı. Yani dövüş sporunda öyle çok midir? Fazla kas aslında iyi değil. Hem yoruyor hem darbe aldığın zaman daha çok acı hissediyorsun kasta. Kas kütlesinde evet, daha çok evet, hissediliyor diyorsun. O yüzden iyi değil. Şimdi bu bir aylık hazırlık dönemim çok sıkı sıkıştırılmış geçti. Çünkü güreş eğitimim olmadığı için rakibimle hep... Yepyeni bir spor dalına girmek durumunda kaldım. Evet. Bu meydan okumayı kabul etmek için, kabul ettikten sonra. O da güreş. Evet, zor geçti benim için. Hem beslenmene dikkat ediyorsun, kilo düşüyorsun ki ben yemek yemeyi çok seven biriyim. Aha. Özellikle şeker, pasta, çikolata. Deme, aman Allah. Çok seviyorum. Ama kamp dönemleri dışında. Kamp, yani arada sırada kaçamaklarım oluyor. Günde şimdi dün sabah bir TV programındaydım. Evet, seni sabah... şöyle biraz karşıya doğru alalım böyle bir. Heh, şu kamera tamam. Mı? Evet. Yok, Jimmy'de. Jimmy'de kal lütfen. Şuradasın. Burada yani. Dün antrenman yapamadım. Sabah programına katıldığım için dün gece 12'ye kadar çalıştım. Aha. Bir bedeli olacak bugünkü bedeli, Eko Türk yayının da sende. Bu akşam da öyle görünüyor. Sabah çalışamadım ama şimdi akşam gece 12'ye kadar çalışacağım. Uykuna dikkat etmek zorundasın ama şimdi yalan söyleyemem, maç olduğu için çok stresliyim. Ya, o kadar insan benimle ilgileniyor, yemekçim olsun, hocalarım olsun, 4-5 antrenör benimle ilgileniyor. Herkes maçı kazanmamı bekliyor. Devletten de destek görüyorum bu arada. Onlar tabii, da çok ilgi var yani diyorsun evet, üzerimde. Çünkü çok önemli bir organizasyon. Dövüş sporuyla ilgilenmeyen bazıları... bilmiyor ne kadar önemli. Yani futbolda Real Madrid Barcelona gibi değil mi? Ama dünyada işte Bellator. Onun karşılığı ve... budur diyorsun. Aynen. Bellator. Evet, dünyanın dövüş en sporlarında karşılık bu. Evet, Türk kadını olarak da dövüş sporunda ülkemi temsil ediyorum ve sadece benim yani bu çok güzel bir şey. Yani oraya gidip dövüşmek bile, orada bulunmak bile hakikaten kendimle gurur duyuyorum. Söyledim işte çok yoğun çalışıyorum, antrenman, beslenme. Her şey bir arada. Peki Sabriye, çok tutmayalım seni. Mutlaka bir sevenlerine mesaj gönder. Çünkü işte biraz sosyal medyayı izlerseniz Sabriye'nin muazzam bir izleyici kitlesi ve ne diyelim hayranları var. Tüm Türk halkına bir mesaj alalım. Tabii ki bizim tüm dualarımız ve desteğimiz seninle. Bir kere... Kameraya doğru. Bir kere çok büyük destek var. Bu çok önemli, desteğin olması. Canım benim, evet. Her zaman arkandayız ve yanındayız. Arkanda güç olduğunu bildiğin zaman daha çok mücadele ediyorsun. Muhakkak. Sevenlerinin ne kadar fazla olursa daha çok mücadele etme hissi duyuyorsun. Daha çok mücadele ediyorsun. Kusura bakma. Hayır, hiç kusura bakmıyoruz. Büyük bir mücadeleye hazırlanıyor Sabriye Şengül. Türk bayrağını 23 Kasım'da Londra'da dalgalandıracak. Buna da inanıyoruz. Biz her durumda senin yanındayız Sabriye. Sevenlerin de biliyorsun her durumda senin yanında. Her kolay zaman gelsin sana. Çok teşekkür ederim. Size ve eşinize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Dualarımız ve desteğimiz seninle. Evet. Birazcık Sabriye'nin görüntüleriyle vedalayalım, vedalaşalım diyelim. Biz burada devam edeceğiz ama Sabriye'yi hemen kampa gönderiyoruz. Özür diliyoruz kamp koçlarından, hocalarından. Evet. Olsun. Bu peki, da gerekli. Sevenlerimle iletişim için. Peki, teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz yayınımıza.